Merhaba sevgili İşbirliği izleyicileri. Bugünkü konuğumuz kişisel gelişim uzmanı ve terapist Sevil Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Sevil Hanım? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? E, tabii ki. E, ben 76 doğumluyum. E, üniversite eğitimini aldıktan sonra e, işletme mezunuyum. E, Birçok alanda çalıştım profesyonel olarak. Daha sonra e, 15 yıl e, sağlık sektöründe e, faaliyet göstermeye başladım. Şu anda özel bir hastanenin organlık ilişki geliştirme direktörlüğü yapıyorum. Bunun yanı sıra da 5 yıldır profesyonel olarak kişisel gelişim uzmanı olarak ve terapist olarak çalışmalarımı devam ediyorum. Neden bu işi seçtiniz? Yani daha sonrasında sizi buraya yönelten, bu alana yönelten yönlendiren şey ne oldu? E, Vallahi açıkçası birbirimizi seçtik. Ben öyle diyorum. E, çünkü bu alanda çalışan da hep zaten e, çocukluğundan beri e, bu alanla ilgili mutlaka farkındalıkları vardı. E, ve e, enerji ve yol sizi oraya bir şekilde doğru zamanda getiriyor. E, beni de beş yıl önce getirdi. E, bu yola çıkarken aslında bu işi profesyonel yapma anlamında çıkmadım. Kendimi bulma ve kendimi geliştirme anlamında çıktım. E, fakat sonra çevre insanlardan e, çok talep oldu. İşte ağrımın ve enerjimin e, güzel olması çok çabuk hissedilen bir şey. Bilmiyorum sizde de hissettirdim mi onu? E, ve derken e, kendimi nasıl bulabilirim? Doğruyu e, nasıl keşfedip kendimle e, nasıl barışık olabilirim diye çıktım bu yola. E, eğitim eğitimi getiriyor. Merak merağı doğuruyor açıkçası. Hı hı. Ve e, bir anlamda kendini içinde e, buldum e, bir anda. E, memnunum da e, yolun daha başında olduğumu düşünüyorum düşünüyorum açıkçası. 5 yıl benim için çok uzun bir zaman gibi gelmiyor. Daha birçok bilgiye açıkçası aç olduğumu düşünüyorum ve öğrenmeye de her geçen gün devam ediyorum bu yolda. Hı hı. Peki en çok hangi talepleri alıyorsunuz? Daha çok ne için size başvuruyorlar? Yani şu anda tabii ki bir filmden sonra aile diziminde bir patlama oldu açıkçası. <laughs> yani aslında aile dizimi nereden baksanız 17-18-20 yıldır uygulanan bir şey. Fakat o dizi filmden sonra patlama oldu. Aile dizimiyle ilgili çok talep var. Aile danışmanlığı ile ilgili, eşlerle ilgili sorunlar da çok fazla oluyor. Bir de kişilerin enerjisiyle ilgili geçmişten atalarından gelen bazı enerjilerle ilgili regresyonla ilgili çok fazla oluyor. Benim ağırlıklı çalıştıklarım açıkçası genel olarak bunlar oluyor. Reiki eğitimi e, istiyorlar ama Reiki eğitimin artık e, hani öyle oldu ki neredeyse herkes e, bakkalda bile veriyor gibi bir şey oldu. E, ben onun da çok seçici olmasından yanayım. E, onu da verirken gerçekten uzun bir zaman ayırmak gerekiyor. Ben henüz e, o anlamda bir eğitim vermiyorum ama danışmanlık yapıyorum. Çok güzel. Peki işinizin zorlu ve keyifli yanları neler? Ee, yani şöyle e, zorlu yanı e, bazen bazı danışanlarımız saplantılı e, vakalar oluyor. E, aslında altında bir e, şizofren vakası yatıyor. E, ama bunlar hayatın içinde normal insan gibi devam ediyor. Şimdi bizim işimizle ilgili telefon numaramız e, benim kendi temde yazdığı için e, aklına her soru gelen sizi arıyor açıkçası. E, ve bu bu tarzdaki vakalarla çalış. Tabii ilk başta hemen fark edemiyorsunuz ee, ama birinci ikinci şeyden sonra çok net çıkıyor. Ee, bu sefer her ne olursa olsun her şeyde size arama e, ihtiyacı du duyuyor. E, bu tabii ki sizin sosyal hayatınızı e, birazcık e, negatif etkiliyor. Çünkü her dakika mesaj atan ya da her dakika işte gecenin ikisinde üçünde sizi arayan işte kendimi şöyle hissediyorum e, bu tarzdayım diyen e, danışanlarım oluyor. Bu açıkçası zor Eşin e, gerçekten zor tarafı. Ha bu tarz vakalar çok var mı? E, günümüzde çoğaldı. Eskiden açıkçası daha azdı. Evet. Şu anki yaşam şartları, koşullar, insanların ruh hali birazcık işte geçirdiğimiz pandemi süreci bunları açıkçası biraz arttırdı. Ben bu noktada açıkçası profesyonel kişilere yönlendirmeye çalışıyorum. Çok kolay olmuyor ama eninde sonunda o noktaya getirip bir şekilde başarıp yönlendiriyorum. Yani bunu tıp alanında bir psikiyatristin artık çözebileceğini çünkü ben bir psikiyatrist değilim açıkçası söyleyip bir şekilde ikna edip onu veya gerekiyorsa inanın kendim bile götürüp hani bir de bunu birlikte deneyelim deyip sonra bir tıp hekimine eline teslim etmeyi daha doğru buluyorum. Peki hala en güçlü yönünüz nedir sizin? Ee, hani şöyle bir söz var ya bin kere ölse bin kere küllerinden doğar derler ya. Ben o tip insanlardan biriyim. Ee, yani e, her şey olabilir. Mutlaka hayatın e, kendisi zaten inişli çıkışlı. Hiçbir zaman bir iniş ya da bir çıkış bana göre yoktur. Ama ben bunların hepsinin e, farkındayım. E, her ne olursa olsun o, o sürecin e, yaz dönemini yaşayıp ondan sonra tekrar ayağa kalkmasını e, hayatımda birçok negatif olay yaşadım. Beni tanıyan insanlar da hani bunu çok net bilir ve söylerler çok güçlü bir karaktersin diye. E, en çok bunun için Allah'a teşekkür ediyorum. çünkü bu da gerçekten farklı bir özellik olduğunu düşünüyorum. Peki Sevil Hanım kendinizi başarıda buluyor musunuz? Yani başarı kime göre neye göre açıkçası ben öyle değerlendiriyorum. Yani mutlaka hayata kattığım iyi şeyler de vardır, kötü şeyler de vardır. Ben önce hani kendim ve alem için neler yapabiliyorum ve daha sonra da ben biraz dünya global bakan biriyim. Bildiklerimi insanlara ne derecede doğru aktarıp şifalanmasını sağlayabiliyorum. Eğer bu bir başarıysa evet bir başarı var. Şunu çok net biliyorum ama tembel bir insan olmadığımı çok iyi biliyorum. Güçlü bir karakter olduğumu çevremdeki herkes bilir. Çok pes eden bir karakter değilimdir. Eğer bunların hepsi bir başarıysa evet o zaman başarılıyım diyebilirim. Çok güzel. Motivasyon kaynağınız nedir peki bu yolda? Yani en büyük şeyim tevekkül etmek. Çünkü sonsuz bir evrende sonsuz bir enerjinin olduğunu biliyorum. Tabii biz sizlere göre birazcık daha yanlış anlamazsınız. Aldığımız eğitimlerden dolayı üçüncü gözümüz daha açılıyor ve farkındalıklar biraz daha yükseliyor. Ben gerçekten Allah'a tevekkül edenler dedim. Başıma her ne gelirse gelsin. Bunların hiçbirinin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Sizinle şu an burada bunu yapıyor, bu programı yapıyor olmamız da bir tesadüf değil. Bunda da birbirimize çeken bir enerji var. Buna inanıyorum. Yaşanması gerekli olan şeyler yaşanmalı. Önce istesimi çok iyi dinlerim. Daha sonra da hani mental olarak söylüyorsunuz herhalde çocuklarım. Hayatta beni en çok motive eden şey yaradandan sonra gerçekten 2 tane kızım. Hedefleriniz neler? Böyle çok büyük hedefleri olan biri değilim. Ee, açıkçası o kadar şey bakmayı artık sevmiyorum. Çünkü ben yaş itibariyle artık belli bir orta yaş grubunu geçtiğim için eskiden çok hırslıydım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle olacak. Dediklerimin çoğunu hayatımda gerçekleştirdim çok şükür ama. Bundan sonra gerçekten insanlara iyilik anlamında, saf sevgi anlamında neler verebilirim? Bildiklerimi nasıl karşı tarafa aktarabilirim? Bu her zaman hayat felsefem oldu. Gene böyle... Bu yolda aynı şekilde bilgiyi de alarak doğru bilgiyi de aktarmaya çalışarak yoluma devam etmeye çalışacağım. Bir tek kendimle ilgili istediğim şey var. Kızlarımın da en az benim kadar farkındalığı yüksek insanlar olmasını istiyorum. Yani bu bir hedefse benim hedefim bu açıkçası. Umarız dilediğiniz gibi olur diyelim o halde. İnşallah. Pekala bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz maalesef ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, herkes gerçekten biraz okusun araştırsın ee, iyilik gerçekten bulaşıcıdır ee, yani ben iyilik yaptım beni e, aptal yerine koydular gibi düşünmesinler çünkü evrende gerçekten saf bir enerji var e, ve ilahi adalet var o yüzden kendilerini keşfetme yolunda e, ne kadar geliştirebiliyorlarsa geliştirsinler İnsanın kendine ve etrafına yapabileceği en büyük iyilik bu bence. Kesinlikle. Sevil Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ve çok sağ olun. Değerli bilgiler için başarılar diliyorum. çok fazla teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz kişisel gelişim uzmanı ve terapist Sevil Yılmazlı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.